Eve sokulur mu? Hem nereye koydunuz onu? Ha? Aa! Çıkarın çabuk bunu buzdolabından. Leyen getirin hemen. Hop!
Hayda, bu kardan adam ne arıyor içeride? Erir ki. Oh, olsun eridi işte. Ne yapsaydık babiş? Kutuplara götüremeyeceğimize göre. Hangisine daha çabuk gidecekse oraya yollayın. Ben buzdolabımı acil geri istiyorum. Yolda fişi takmayı unutmazlar değil mi babiş? Hiç merak etme. Limon, zeytinle sen de leğendeki suyu boşaltın. Evet, evet, evet. Kardan adamı erimiş işte. Bu da size ders olsun. Sen öyle san. Dünyanın en şirin kardan adamını yapmıştım. Birileri kıskançlıktan bozdu onu. Ama benim de intikamım acı oldu. Zeytin, zeytin koş. Kardan adamdan mail var. Ne oldu? Mikropları ve zararlarını anlatacağım. Mikroplar... Babişko, iyi çalıştın değil mi? İyi ezberledin mi? Merak etme. Dersime iyi çalıştım. Güzel bir konuşma olacak. Zeytin. Zeytin nerede? Hop. Zeytin geliyor. Günaydın. Günaydın Zeytin. Aa, limon. Ne bu hal? Süs püs, saç baş. Sunuculuk yapacağım. Tabii ki süslenmem gerek. Her şey hazır. Değil mi babişko? Sen hiç merak etme. Bugün okulun ya. En popüler kızı sen olacaksın. Popüler mi? Popüler. Yapmasana Zeytin. Hadi babişko, gidelim artık. Biraz sakin olur musun limoncuğum? Endişelenme. Her şey kontrol altında. Ama ya bir şeyler ters giderse? Ne ters gidebilir ki? Eyvah! Hıçkırık tuttu. Geç araba birazdan. Hıçkırıktan ne olur. Geçmez. Benim hıçkırığım üç gün geçmez. Bir seferinde çorba kafama geçmişti. Onu ben de hatırlıyorum. Bir seferinde de sevgiliden büyüdü. Bir seferinde de dondurma dondum. Eyvah! Rezil olacağım. Korku geçirir. Ve babişko korkmalı. Evet, babişko korkmalı. Ay, ama çok da korkmamalı. Ne yapmalı? Ne yapmalı? Buldum. Hı? Kostüm deposu. Hı? Ay. Ne yapacağız? Çıt çıt kızı bütün okula rezil edeceğim. Bir sakin ol. Sen ezberlemeye devam et. Ben sana bir çay getireyim. Bu da nereden çıktı şimdi ya? Oh, neler oluyor? Amanın ya. Siz miydiniz yahu? Ben de korkudan küçük dilimi yutacaktım az daha. Babişko'nun hıçkırığı gitmiş. Evet, gitmiş. Harika, hıçkırık kesildi. Korktum bizden hıçkırıklar. Korktum bizden tüm mikroplar. Bir dakika, bir dakika. Ne diyordu Zeytin?
Hop hop mikrop kop mikrop. Hop hop mikrop kop mikrop. Hop hop mikrop mikrop. Mikrop. Oh, eyvah. Oh. Ah. Eyvah, geliyorlar. Mahvoldum ben. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Sızlanmayı bırak limon. Ne öyle prenses gibi? Prenses mi? Buldum. Geçen seneki prenses canavara karşı tiyatrosunu hatırlasana. Nasılım ama? Çok korkunç oldun Zeytin. Babişko bu defa kesin korkacak. Hadi gidelim. Ah sen ne komiksin Zeytin. Hıçkırık geçsin diye kılık değiştirip mikrop ol. Ama ben canavarım. Mikrop değilim ki. Baş bayağı bir mikrop olmuşsun Zeytin. Üstelik de çok komik bir mikropsun. Ama ne yazık ki bu mikrop da işe yapmadı. Limon rezil edeceğim. Okula, kızıma layık olamayacağım. Ama sen dünyanın en komik hıçkıran babiş kuzusun. Sen bir hıçkırdın mı bütün mikropları korkutursun. Hop hop mikrop kop mikrop. Buldum. Ne yapacağız? Sen de babişkoyla sahneye çıkıyorsun Zeytin. Nasıl? İyi ki. Sağ olun. Bu akşam bizlere mikropları anlatmak üzere bir görevli sağlıkçı var aramızda. Şimdi alkışlarınızla konuşmacımız babişko. Evet, şimdi de karşınızda mikrobumuz Fıç. Bugün sizlere kukları anlatacağım. Kuklar bizleri hasta etmek için uygun zamanı kollarlar. Mikrobumuz vücuda girer ve sinsi sinsi dolaşır. Aşılarımızı zamanında olursak... Bravo! Hıçkı vücudumuzdan kaybolacağız. Evet, gecemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sayın seyirciler, şimdi Zeytin topun başında. Vuruşunu yapmaya hazır. Evcilik oynamak istiyorum. Bu penaltıyı kurtarabilirsen evcilik oynarız. Kurtaramazsam? Top oynamaya devam ederiz. Peki o zaman. At. Kaleci kalesinde dikkatli. Takı yapmam için gerekli malzemeler işte. Şahane bir şey bu. Biz de yardım edebilir miyiz? Lütfen, lütfen. Ben böyle aslanlı, kaplanlı, arabalı, toplu bir kolye yapmak istiyorum. Ben de şekerli, sakızlı, prensesli, pirli bir küpe yapacağım. Lütfen. Takıları en iyisi kendim yapayım. Siz de yaptıklarımı bahçede satın olur mu? Oley o zaman. Biz de hemen tezgahımızı kuralım. Hadi kurun bakalım. O elindekiler de ne öyle? Takı yapmak için gerekli malzemeler. Yardım ister misin? Harika. Bu tarafa açalım tezgahımızı.
Hayır bu tarafa. Buraya. Buraya dedim. Hayır buraya. Peki o zaman. Takıları satmaya başlayabiliriz. Takılar nerede? Karışmasınlar diye astım. Kolyeler, küpeler var. Hepsi çok ucuza. Hem de çok kaliteli. Bakan bir daha bakar. Bir daha bakan, bir daha bakar. Ucuza küpeler, kolyeler. Bilezikler. Bakan bir daha bakar. Bir daha bakan, bir daha bakar. Küpeler, kolyeler, bir bakın. Bakmazsanız da bakmayın. Of, bir tane bile satamadık zeytin. Çok canım sıkıldı benim. Benim de. Of zeytin, yapma. Asıl sen yapma. Merhaba çocuklar. Bu takılar satılık mı? Müşteri! Yarın kızımın doğum günü. Ben bunları kızım ve arkadaşlarına parti hediyesi olarak almak isterim. Hepsini mi? Hepsini. Şimdi alsam, parasını birazdan getirsem olur mu? Bilmem ki. Olur olur. Ay. Buyurun bunu da alın. Bu da sizin. Bu da. Bir tane daha. Yardım etmemizi ister misiniz? Yok yok çocuklar. Sağ olun. Ben götürürüm. Evim hemen şu tarafta zaten. Birazdan parasını getiririm. Tamam. Biz buradayız. Birazdan takıların parasını getiririm demişti. Getirmeyecek galiba. Kötü düşünmeyelim. Getirecektir. Hayır, bence getirmeyecek. Adam takıları aldı gitti. Parasını da getirmeyecek. Hadi Limon, gel gidip onu bulalım. Nasıl bulacağız ki? Evim şu tarafta demişti. Ama o tarafta bir sürü ev var. Nasıl bulacağız? Burası satılığa çıkmış. İçinde oturan yok. Bir de şuradakine bakalım. Adam hırsız. Polis de kesin onu yakalamaya geldi. Koş, sesin olduğu yere gidelim. Hemen. Parti evi. O zaman kesin bu ev. Kızının yaş günüydü zaten. Polis arabası nerede peki? Teşekkür ederim. Limon, zeytin, sizi gördüğüme çok sevindim. Bizi mi? Evet, kutuları taşırken belimi incitmişim. Bu yüzden size takıların parasını getiremedim. Zahmet edip buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne önemi var canım? Azıcık yürümüş olduk, o kadar. Madem buraya kadar geldiniz, o zaman birer hediyeyi hak ettiniz. Hediye mi? Ne acaba? Anne bak, takıların hepsini sattık. Bu da parası. Sahi mi? Hepsini sattım dediniz. Ama bu boynuzdakiler, onları satmamışsınız. Onları da satmıştık aslında. Ama amca bize geri verdi. Hem de ne olarak biliyor musunuz? Centilmenlik madalyası olarak. Biz çok centilmence davrandığımız ve amcada hiç ama hiç süperlenmediğimiz için. Gece gece niye güneşleniyorlar ki? Sen güneş gözlüğü taktığın için sana öyle geliyor olmasın? Nasıl yani? Gözlüklerin diyorum. Ay, gözümde olduğunu sürekli unutuyorum. O kadar rahat ki. Ve bir o kadar da çirkin. Gerçekten de gündüz güneşleniyorlarmış. Bu
Bu gözlükler de bana gece gibi gelmişti. Ha, bu arada sakın unutma. Senin için hazırladığım büyük doğum günü sürprizin için yarın öğlen 12 gibi evden çıkmamız gerek. Tamam, öğlen çıkalım ama nereye gidiyoruz hayatım? Söyleyemem. Eğer söylersem o zaman sürpriz olmaz ki. Sakın unutma. Bunun annenin geçirdiği en güzel doğum günü olmasını istiyoruz. Evet, en güzel doğum günü olacak. Ona hemen bir hediye almam lazım. Ama ne hediye alacağım? Buldum. Hediye katalogları. Korkunç. İğrenç. Hayır. Of, çok kötü. Bundan da bir şey çıkmadı. Bu olmaz, bu da olmaz, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da. Babam, yavaş, yavaş. Kataloglarda toz içindeymiş. Ellerim hep toz oldu. Uzun uzun uğraşarak yaptığım kulemi yıktığına göre ne aradığını sorabilir miyim? Annem için hediye arıyorum ama hiçbir şey bulamadım. Çok kolay. Ona büyük, kocaman, evet, devasa, evet, 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 bir kutu şeker al. Doğum günün kutlu olsun anne. Ah Limon, bu harika. Hayal bile edemeyeceğim kadar güzel bir hediye. Çok teşekkürler. Ben bile bu kadar iyisini bulamazdım. Zeytin, annem şeker sevmez ki. O sadece sağlıklı yemekleri sever. Harika. O zaman bütün şekerleri bana verir, ben yerim. Zeytin, biraz şeker ister misin sen de? İstemez miyim? Hepsini istiyorum Çıt Çıt teyze. İyi de annem kimsenin şeker sevmesini istemez ki. Ya. Peki ya dondurma? Of Zeytin, ne dondurması? Hediye almam gerekiyor diyorum sana, hediye. Tamam, tamam. Dur bir düşüneyim. Buldum. Ne buldun? Ona ne istediğini sor. Evet, bu iyi fikir. Ama sorarken sakın çaktırma, tamam mı? Tamam, tamam. Anne, hayatta en çok istediğin şey ne? Niye sordun? Ödev için. Doğum gününe hiç ilgisi yok. Hayatta en çok istediğim şey dünyada barış olması. Başka bir şey yok mu? Dünyadaki herkesin bu gezegeni önemsemesini ve bu sayede her canlının mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesini isterdim. Peki bunu nereden alabilirim? Hey Limon. Ne oldu Zeytin? Annenin gözlükleri gerçekten çok çirkin. Buldum, buldum. Tuttum, tuttum. Yaşasın, yaşasın. Annemin gözlüklerini güzelleştirdiğimde bu en güzel doğum günü hediyem diyecek. Acele et Zeytin. Uf, niye çıkmıyor bu taş? Kırıldı! Uyuyakalmışım. Ay, neredeyse ölen olmuş. Gözlüğüm nerede? Nereye koydum acaba? Bir sonraki trafik ışığından sonra bir yol ayrımı göreceksin. Oradan sola dön ve otobana gir. Tamam babişko. Güneş amma da parlak. Gözlerim kamaşıyor. Keşke güneş gözlüğüm yanımda olsaydı. Yolu görmekte zorlanıyorum. İşte yol ayrımı. Sola sar, sola sar, sola diyorum. Neyse. Hoplaya zıplaya da olsa geldik.
Yolu biraz uzattık ama sonunda buradayız. Olamaz. Sanırım sürpriz parti için biraz geç kaldık. Benim hatam. Güneş gözlüğümü bulabilseydim bunlar başımıza gelmezdi ve bu kadar da geç kalmazdık. Ama gözlüğünü bulamaman benim hatam. Doğum günün için onu güzelleştirmeye çalışırken kırdım. Güzelleştirmek için bile olsa senden izin almalıydım. Evet, almalıydın. Ama aslında farkında olmadan bana büyük iyilik yaptın. O gözlük o kadar rahattı ki çıkarmayı hep unutuyordum Limoncuk. Ve her şeyi daha karanlık görüyordum. Aa, burası niye bu kadar karanlık? Ayrıca güneş gözlüğüm biraz da çirkindi. Sadece biraz mı? Neyse, çok ince düşünmüşsün Limon. Ve önemli olan da düşüncedir. Gerçekten mi? Doğum günün kutlu olsun Çıt Çıt teyze. Ah, çok teşekkürler Zeytin. Aa, nedir bu? Bu bir düşünce. Ne kadar da düşüncelisin. Evet, öyleyimdir. Durun durun, bekleyin. Tamamdır. Ah, Limon, bu çok güzel. Ayrıca çizdiğin güneş gözlüğünü de çok beğendim. Hemen bundan bir tane almalıyım. Ha? Beğendiğine çok sevindim anneciğim. İşte güzel düşünce diye ben buna derim. Küvette misin Limon? Dünyanın suyunu harcıyorsun. Bakarım. Hadi ama. Sular kesildi. Çabuk ol. Limon, yeni teleskobum geldi bak. Akşam ayı seyredeceğiz. Babişko, dünyada su kalmamış. Sen ay diyorsun. Benim gidip su bulmam lazım. Dünyayı kurtarmam lazım. Sopanın ucu titrerse su var demekmiş. Hadi titre. Titre. Bilmem farkında mısın? Soruyorum. O zaman yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Aya, mesela su aramaya. Hadi o zaman dünyayı kurtarmaya. Aya gidiyoruz. Çok heyecanlı.
Öyle yani. Geziyorduk hani. Dünyada su bitti de burada su arıyorduk. Bitti. Yani bize verecek hiç mi suyunuz yok? Su yok ama bir çift lafım var. Harcarsan boşuna, yazıktır bu suya. Gelme sakın aya sonra aramaya. Yağmur başladı. Ayda su varmış. Baksana. Yağmur yağıyor. Limonu mu arıyorsun yoksa? Limon! Limon! Su getirin! Hadi! Hemen getiriyorum. Su, suyu bulduk anne. Ayda su varmış, bak. Suyu bulmuşmuş. Rüyanda bulmuşsun. Ama... Biz aya gitmedik mi Zeytin? Sen söyle bari. Harcarsan boşuna, yazıktır bu suya. Gelme sakın aya, sonra aramaya. Limon, hadi kurulan da salona gel. Kesin ben kazanacağım, kesin. Neyi kazanacakmış ki Zeytin? İnternetteki şarkı yaşmasın anne. Kazanınca Bini Bom konseri önce sahneye çıkacak. Ay çok heyecanlı. Müzik dünyası yeni bir stara kavuşacak. Ve bu hayatımın dönüm noktası olacak. Zaten bir bere bir de gözlük takınca aynı Bini oluyor. Çok benziyor. Bini de kim? Anne tanımıyor musun? Bini, Deni ve Bini. Bini Bom grubunun üyeleri. Çok ünlüler. Zeytin kazanınca ben de onlarla tanışacağım. Öyle şekerler ki en çok da Bini. Oh, bırak şimdi beni. Hadi hemen yollayalım şu videoyu. Hadi Limon. Benim kurabiyelerden de yollayın, şansınız artar. Ay Zeytin, çok meşhur olacaksın. Tabii ki müzik benim işim. Bekle beni sahne ışıkları. Zeytin geliyor. Seni aklıma koydum. Bum bum bum. Ben kimim? Bum bum bum. Seni aklıma koydum. Yok annem, bir de sahneye mi çıkacakmış bu? Ben kimim? Bum bum. Zeytin.
saklıyor. Aklıma. İnanamıyorum. Kazanamamışsın. Eyvah. Sahne kariyerim bitti. Fırsat kaçtı. Trajedi. Felaket. Beni. Bu iş burada bitmeyecek. Ben bu sahneye çıkacağım ve ünlü olacağım. Müzik benim işim. Durun bakalım. Söyleyin çabuk. Kimsiniz siz? Bizimkiler yemek sipariş etmişti. Doğru ya. Düz ilerleyin. Sağdaki kapı. Bom bom bom. Seni aklıma koydum. Dostum sen de kimsin? Bu Zeytin. Arkadaş şarkıcı olacak da. Ben de Limon. Sen de beni, değil mi? Kurabiye almaz mıydınız? Bize mi? Evet, size. Çıtçıt teyze gönderdi. Hem de fıstıklı. Eyvah. Beni'nin fıstık alerjisi. Olamaz. Şimdi ne olacak? Ne yapacaksınız şimdi? Beni siz olmaz. Şu hale bak, canavar gibi oldum. Olsun, sen benimle de çok tatlısın. Evet, konseri iptal etmeliyiz. Yetti artık şımarıklığınız. Sahneye çıkmazsanız $1 milyon tazminatı ödetirim size. Oyun mu oynuyoruz? Kiminle uğraşıyorum? Şunlara bak. $1 milyon mı? Beni yerine ben çıkayım. Ben. Ben 3 aydır çalışıyorum. Bum bum bum. Aslında bayağı Beni'ye benziyor. Bak bibere ve gözlükle aynı Beni gibi olmuş. Hayır, buna izin veremem. Kusura bakma dostum. Başka şansımız yok. Sahneye Zeytin'le çıkıyoruz. Oley! Müzik benim işim. Sahneye çıkıyorum. Paniğe kapılma. Bizi taklit et yeter. Size zaten söylemiştim. Bir soytarıyı çıkardınız benim yerime. Hep benim yüzümden. Mahvettim şovu. Herkesi kendime güldürdüm. Demek müzik benim işim değilmiş. Şuna bak. Hala müzik diyor. Zeytin üzülme ne olur. Beni sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Söyler misin? Bunu bana nasıl yaparsınız? Kandırdınız beni. Mahvedeceğim sizi. Ama bizi... Bir dakika geliyorum. Aferin sana komik çocuk, seyirci şovunuza bayılmış. Sahne yıkılıyor. Sahne yıkılıyor. Hadi sahneye, hadi çabuk, hadi. Teşekkür ederim.
Gıcıko etrafta mı diye bakınıyorum. Her yerden çıkabilir. Gıcıko mu? Evet, Gıcıko. Hiç arkadaşı olmadığı için biraz sinirli. Bu yüzden de her gördüğünü korkutuyor. İyi misin Limon? Sanırım iyiyim. Böyle mi korkutuyor? Hı hı. Evet. Hiç arkadaşı olmamasına şaşmamak lazım. Çok güzel. Ah, kendime su almayı unuttum. Limon, galiba Gıcıko seni korkutmayı sevdi. Harika bir haber. Hey! Ay! Sakin ol. Benim Zeytin. Korkuttu mu seni? Evet, çok korktum Zeytin. Gıcıko sessizce geldi zannettim. Kötü sürprizler yapmayı seviyor. Haklısın. Hadi şuraya oturup dinlen biraz. Tamam. İyi de tüm eğlence dışarıda. Umurumda değil. Nasıl istersen. Teleskopu nereden buldun? Akön pokön yaptı. Ayrıca bu sıradan bir teleskop değil. Görmek istediğin her şeyi gösteren, uzayan, kıvrılan bir teleskop. İyi de bu kadar özel bir teleskopa neden ihtiyacın var anlamadım. Ne görmek istiyorsun ki? Mesela annenin akşam yemeği için ne yaptığını görmek istiyorum. Eğer patlıcan yemeği yapmışsa bir bahane bulup kaçacağım. Şimdi de bir tutam tuz ekle. Ekliyorum. Fazla koydun galiba. Birazını geri mi alsan? Ay, çok geç, çözüldüler bile. Bence kaşıkla birazını geri alabiliriz. Babişko, tuzlar çözüldü diyorsam çözülmüşlerdir. Hem ayrıca yemeği de ben yapıyorum. Biraz geriye gider misin lütfen? Şimdi oldu mu? Biraz daha geriye doğru. Peki şimdi nasıl? Şahane. Orada kal bence. Ah bak kafamı karıştırdın. Seninle konuşurken patlıcanları doğramayı unuttum. Oo, yemekte patlıcan var. Ben kaçar. Bekle dur. Ben de bakacağım. Ama mutfağa değil. Çalışıyorsun. Gıcıko'nun beni korkutmak için neler planladığını görmeye çalışıyorum Zeytin. Evet, çünkü Gıcıko şehrin öbür ucunda oturuyor. Buraya bayağı uzak. Hey, buldum Gıcıko'yu. Çok güzel oldum. Olduğumuza göre. En yakın arkadaş mı dedin? Evet, en yakın arkadaş. Bu güzel oyuncağı başkalarının dalgın anlarını yakalamak için kullanıyorum.
kullanacağız. Yalnız ve dalgın yakaladığımızda da... Be! Kasabadaki herkesi korkutacağız. Anlaştık mı en yakın arkadaşım? Uğradığın için teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Hoşça kal. Buna pişman olacaksınız. Zeytin, gıcık o şimdi çok sinirlidir. Eminim beni eskisinden daha çok korkutacak. Hayır, korkutamayacak. Çünkü sana yardım edeceğim. Hey! Herkes beni dinlesin. Şu andan itibaren benim dışımda kimse kimseyi korkutmayacak. Özellikle de Limon'u. Anlaşıldı mı? Gıcık öyle ilgilendiğin için teşekkürler Zeytin. Sorun değil Limon. Ha, bu arada bir şey daha var. Nedir? Ah, niye korkmadın? Sen olduğunu görüyorum da ondan. Of! Çok tahmin edilebilir bir şakaydı. Ya hayır, değildi. Tahmin etmeseydim korkardım zaten. Hiç de öyle değildi. Öyleydi işte. Ya hayır. Öyleydi. Of, o kadar da hazırlanmıştım ya. Limon! Neredesin? Limon! Of, geciktin ama. Neredesin? Limon! Neredesin? Limon! Yoksa saklanıyor musun? Limon! Bu çocuk da kim? Limon! Ne oldu? Hani yetenek yarışması için hazırladığım esprilerin provasını yapacaktık? Bana yardım edecektin. Saat kaçta buluşacağımızı unutmuş olmalıyım. Bazı ile tanıştın mı Zeytin? Buraya yeni taşındı. Nasıl güzel gitar çaldığını görmelisin. Fena değil. Ama biraz can sıkıcı. Sana birkaç şey gösterebilirim. Beni burada bekle. Muhteşem olacak. Kıskanmış olabilir misin? Kıskanmak mı? Tabii ki kıskanmıyorum.
Sadece o hiç konuşmayan hali beni çileden çıkarıyor. Konuşmayan. Bir dakika. Sen hiç Buzzy'nin konuştuğunu duydun mu? Ben duymadım da. Evet, haklısın. Ben de hiç duymadım. Ama olsun. Bu onu daha gizemli yapıyor. İşte. Ben de bu gizemi ortadan kaldıracağım. Aman Zeytin. Ne çiziyorsun sen? Kendi portremi. Bu resim mükemmel olmuş Limon. Böyle güzel çizmeyi nerede öğrendin? Buzzy öğretti. Of, Buzzy. Buzzy için bir hayran kulübü oluştur da tam olsun. Bu harika bir fikir. Al bakalım, sen de alsana. Arkadaşlar, eğer bugün üye olursanız %50 indirim kazanacaksınız. Al. Çekilin yolundan. Çekilin. Buzzy'miş. O da ne? Ekstra not için nasıl bir proje yapmak istiyorsun Buzzy? Düşündüm ki projemin konusu şey olabilir. İnanamıyorum. Buzzy'nin berbat bir sesi varmış. Neden hiç konuşmadığı belli. Buldum. Yanlış sınıf. Affedersiniz. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum Buzzy. Benim yerime yetenek yarışmasına senin katılmanı istiyorum. Oy, katılırsın değil mi? Onur duyardım Zeytin ama ben... Kabul ettiğin için çok teşekkür ederim Buzzy. Sahnede yapacağım tüm espriler burada. Hepsi önceden test edildi. Gülme garantili. Sadece okuyacaksın. Ama insanlar sesimin çok kötü olduğunu söyler. Bu yüzden çok fazla konuşmuyorum. Komik olma. Senin çok güzel bir sesin var Buzzy. Gerçekten mi? Tabii ki. Kimsenin bunca zaman sana bunu söylememesi çok garip. Bunu duymak çok güzel. Sen gerçek bir arkadaşsın Zeytin. Senin için bunu seve seve yaparım. Ve sırada son gösterimiz var. Yepyeni bir komedyen karşınızda olacak. Buzzy'yi alkışlarla sahneye alıyoruz. Merhaba, merhaba. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Sağ olun. Buraya gelirken çok komik bir şey duydum. Ne mi duydum? Kendi sesimi tabii. Pes ediyorum. Pes. Ne var Limon? Buzzy'nin babası başka bir şehirde yeni bir iş almış. Buzzy'nin taşınması gerekecek. Bu harika. Yani çok kötü. Kötü. Ay. Ondan hoşlanmadığını biliyorum Zeytin. Yine de yetenek gösterisinde senin esprilerini okumasına izin vermen çok şekerdi. Onların benim esprilerim olduğunu nereden anladın? Çünkü harikaydılar. Sen bu okulun en komik çocuğusun. Bunu herkes bilir. Bu yüzden de en iyi arkadaşım hep sen olacaksın Zeytin. Gerçekten mi? Yoksa şüphen mi var? Asla. Zaten ben çok iyi espri yaparım. Bunu herkes bilir. Günaydın. Ne oldu yine sulu göz? Dokunsam ağlayacaksın. Çok kötü bir rüya gördüm Zeytin. Çok kötü. Bahçede yaş günü partim var. Bense giye şey giymişim. Ne o? Babaannenin elbisesini mi giydin? Ay Limon. Ne eziksin. Bir de annem şahane bir pasta yapmış. Getirirken düşürüyor. Bu muydu yani? Rüya yüzünden mi ağlıyorsun? Evet. Rüyadan beri içimde kötü bir his var Zeytin. Al işte. Yağmur. Ya doğum günümde de yağarsa kesin yağacak.
Bence doğum gününü asıl ne mahveder biliyor musun? Ne mahveder? Ağlaklığın. Amma sulu gözlüsün ya. Değilim. Değilim işte. Burada yazana göre bir şey içerken ağlamak mümkün değilmiş. Bunlar ne? Su şişesi koleksiyonun mu? Hop, 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 hop. Çok. Bir şey içerken ağlamak mümkün değilmiş. Hayır, ağlamayacağım işte. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ay, benim hemen tuvalete gitmem lazım. Ya ağlıyor, ya tuvaleti geliyor. Yüzünüz kasılacak kadar gülümserseniz ağlamanız durur. Gülümserseniz ağlamanız durur. Her şey ağlıyor. Ağlaması gereken yerde gülüyor. Göz pınarlarının kuruması, çok fazla ağladıktan sonra artık gözlerden yaş gelmemesi durumudur. Vay. Buldum. O kadar çok ağlayacağım ki gözümde yaş kalmayacak. Limon, buranın hali ne? Göz pınarlarımın kuruması için öyle ağladım ki anne. Yarın doğum günümde kesin ağlamayacağım. Her taraf battı. Sırılsıklam oldum bunca eşim arasında Limon. Ama anne. Sen ağlıyor musun? Evet. Belgesel çok duygusal da. Anne aslan, yavru aslanı korumaya. Ama ağlamaktan utanmıyor musun? Ağlamakta utanacak ne var? Ağlaman duygusal biri olduğunu gösterir. Hepsi bu. Ağlamaktan utanma Limoncuğum. Demek ki ağlamak o kadar da kötü bir şey değil. Duygusal babanın duygusal kızı. Ay, çok iğrenç olmuşsun. Kim giydiriyor seni? Hoş geldin Gıcıko. Bakıyorum bütün gıcıklığınla gelmişsin. Ama yine de hoş geldin. Ağlayacak. Ay, artık doğum günü pastası bile yok.